Merhaba, ben Gonca. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün burada sizlerle gentle yoga yapıyor olacağız. Ben 2,5 yıldır yoga eğitmeniyim ve bugün uygulayacağımız pratik aslında herkes için uygun. Yani yogaya yeni başlayanlar için de, deneyimli olanlar için de, özellikle sabahları ilk uyandığınızda yapabilirseniz güne gerçekten çok zinde ve esnemiş olarak başlayacaksınız. Başlangıç olarak ufak eklem yogası hareketleriyle eklemlerimizi canlandıracağız, vücudumuzu ısıtacağız. Ondan sonra birkaç tane yoga asanası, yani sabit duruş yaparak pratiğimizi bitireceğiz. Şimdi öyleyse başlayalım. Herkes matını hazırlasın lütfen. Öncelikle bacaklarım kalça genişliğinde açık. Ellerim vücudumun gerisinde, sırtımı destekliyor, omurgam dik. Nefes alırken parmaklarımı iyice açıyorum. Verirken parmaklarımı sıkıp yumruk yapıyorum ve iyice sıkıyorum. Aldığımda nefesi aldıkça açıyorum. Verdiğimde sıkıyorum verdikçe. Nefes al ve ver. Burundan al. Burundan ver. Diyaframını kullanmaya çalış. Karnın şişsin sen nefes aldıkça. Ciğerlerin iyice doğsun. Nefesle beraber yoganın meditatif etkisinden faydalan. Yavaşça bırakıp bacaklarımı sallıyorum. Bir sonraki eklem hareketim, topuklarımı itip parmaklarımı kendime doğru çekerek nefes almak. Verirken topukları çekip parmaklarımı uzatmak. Al nefes, iyice bacakların arkasını kasla uzasın. Verirken iyice kısalsın, ayağını yüzü uzasın. Al nefes, çek parmaklarını kendine doğru. Verirken iyice uzat. Nefes al. Gözlerini de kapat. Pratiği gözünde canlandır. Eklem yogası meditatif etkisiyle gerçekten hem fiziksel hem de mental olarak çok faydalıdır. Şimdi bacaklarını salla, rahatlasınlar. Parmaklarını birbirine doğru çevir. Nefes alırken iki yanı aç bacak ayaklarını. Verirken parmaklar tekrar birbirine baksın. Aldığında nefesi iyice kalça eklemine kadar bacağında hareketi hisset. Verirken tekrar kapat. Nefes al. Ve ver. Ve son kez. Sallayın. Şimdi siz daha rahat görebilirsiniz diye bu yana dönüyorum. Sağ bacağımı yine uzattım. Sol bacağımı aldım bu şekilde. Sağ elime tuttum ayağımı. Sol elim dizimin üzerinde. Ve omurgam yine dik. Alt bacağımı iyice gövdeme yaklaştırıyorum. Ve nefes alırken soldan sağa doğru dairesel bir hareketle açıyorum bacağımı. Verirken o daireyi tamamlayacak şekilde kendime doğru çekiyorum. Al nefes, açıl. Ve ver. Nefes. Burada alt bacağın harekette hiçbir yeri yok. Sadece üst bacak ve kalça eklemi oynuyor. Ve alt bacağımda hiçbir hareket yok. Bileğim dönmüyor. Sadece üst bacağımı kullanıyorum. İyice kalçamı açıyorum. Nefesi verdikten sonra bu sefer diğer yönde. Ve ver. Al. Ver. Son kez yapalım. Verdikten sonra sol elimi bacağımın arkasına yerleştirdim. Nefes alırken sağ çaprazı uzatıyorum bacağımı. Verirken sol çapraza doğru elimin de yardımıyla çekiyorum. Al nefes. Ve
Nefes al. Ver nefesini. Al. Ver. İyice uzanmaya çalış. Dizin açılmasa da önemli değil. Uzanabildiğin noktaya kadar uzan. Son kez yaptım. Ve ellerimi bacağımın arkasında kenetledim. Ve üst bacağımı gövdeme yaklaştırdım. Burayı hiç bozmadan buna karşı bir kuvvet uygulayarak nefes alırken topuğumu yukarıya doğru itiyorum. Verirken ayağımı serbest bırakıyorum. Omurgam değil, bu çok önemli. Nefes alıyorum. İyice açmaya çalışıyorum. Ve veriyorum. Tamamen açılmasa da önemli değil. Üst bacak göğse dayalı olacak her zaman. Al nefes ve uzat topuğu. Verirken rahat bırak ayağını. Nefes al. Ve ver. Son kez yap. Ve ayağını kalçana yakın bir yere koy. Sarı kollarınla kendine. Nefes alıp başı yukarıya gönder. Verirken yavaşça düşür başını, omuzlarını düşür tamamen. Sadece nefesine, karın bölgene odaklan. Ve devam et. Yavaşça kaldır başını. Sol bacağımızı uzattık. Sağı aldık bu sefer. Sol elimle sağ ayağımı tutuyorum. Sağ elim dizimin üzerinde. Nefes alırken soldan sağa dairesel bir hareketle açıyorum bacağı. Verirken kendime doğru çekiyorum. Al nefes. Yine alt bacağı hiç oynatmıyorum. Verirken kendime doğru çekiyorum. Kalça eklemindeki rotasyonu hisset. Nefesine dikkat et. Omurga dik. Son bir kez yapıyoruz. Ve bu sefer sağdan sola nefes al. Ve ver. Al nefes. İyice aç. Verirken iyice kendine doğru çek. Daireyi iyice büyütmeye çalış. Basit ama etkin hareketler. Yavaş yavaş vücudu ısıtıyoruz. Son bir kez uygulayalım. Ve nefesi verdikten sonra sağ elin bacağının arkasına yerleştirdim. Nefes alırken sol tarafa doğru uzattım bacağımı. Verirken sağa doğru çektim elimin yardımıyla. Al nefes, uzan. Ve ver. Nefes al. Ve ver. Üçe kadar nefes al. Üçe kadar nefes ver. Hep burnunu kullanmaya çalış. Bir sağlık problemin olmadığı sürece. Çünkü ağız, sindirim organı, nefes alıp verirken hep burnumuzu kullanıyoruz. Hem yogada hem de günlük yaşantımızda. Ve parmaklarımı bacağımın arkasına kenetledim. Yine bacağımı göğsüme dayadım. Nefes alırken topuğumu itiyorum yukarı. Verirken aşağıya. Al nefes. Ve ver. Sabahları bu ufak eklem hareketlerini uygulamanız, hem dizleriniz, hem bilekleriniz, hem kalçalar, hem gövdenin tamamı, üst gövde için çok faydalı. Kan dolaşımınızı hızlandırır. Dolayısıyla daha rahat hissedersiniz. Daha güzel nefes alırsınız. Bıraktım bacağımı ve sarılıyorum yine. Nefes alıp yukarıya bakıyorum. Verirken başımı düşürdüm öne doğru. Karnıma odaklanıyorum. Diyaframı kullanmak çok önemli nefes alıp verirken. Buna özen gösteriyorum. Ve yavaşça yine başımı kaldırdım. Oturuyorum. Bu sefer üst bedenle çalışacağım. Rahatça oturabilirsiniz. Bu şekilde ya da bu şekilde nasıl rahat hissediyorsanız. İsterseniz kalçanızın altına yastık da almanız mümkün. Eğer dizlerde problem varsa dizlerin altına bir destek alınabilir. Ben bu şekilde oturuyorum. Omurga dik. Bu sefer kollarımı iki yana açtım.
Avuç içlerim yukarıya bakıyor. Nefes alıyorum burada. Verirken omuzlarıma dokunuyorum. Bu sefer sadece alt kol ve dirsekler hareket ediyor. Üst kol hep yere paralel. Ve sırtımı hissediyorum. Sırtım güçlü. Son kez yapıyoruz. Ve ellerim, omuzlarım da dirseklerimi birleştirdim. Ve kamburumu çıkaracak şekilde, başını da öne düşürecek şekilde içeriye kapandım. Nefes alırken dirsekler yukarıya, iyice açılıyorum. Verirken dirsekleri önde birleştirip tekrar öne doğru kapandım. Aa, nefes yukarı. İyice uzasın omurga, baş omurgayı takip ediyor. Verirken yavaşça kamburumu çıkardım. Alırken nefes. İyice aç omuzlarda rotasyon hisset. Verirken iyice kapan. Sanki kanatlar açılıyormuş gibi. Yoga sana iyi gelsin, rahatlatsın. Bu son kez de yine dirsekler birleşip, bu sefer nefes alırken dirsekler arkadan yukarıya gidiyor. Verirken tekrar önde toplanıp kapanıyorum. Aa, nefes. Başta omurgayı takip etsin ve yavaşça çek karnını içeriye doğru. Aa, nefes. Ve ver. Al bir kez daha. Son kez. Ve yavaşça bitir. Kamburum yine çıkmış durumda. Bu pozisyonu bozmuyorum. Avuç içlerimi dizlerimin üzerine yerleştirdim. İyice kamburumu çıkardım. Nefes alırken ellerimin de yardımıyla göğsümü iterek yukarıya doğru bakıyorum. Çenemi de uzattım. Verirken yavaşça tekrar kabuğuma çekiliyorum. Kamburum çıktı. Al nefes. Göğüs İyice kolların arasından çıkacakmış gibi ileri itilsin. Verirken tekrar kürek kemikleri birbirinden uzaklaşsın. Alırken nefesi, kürek kemikleri birbirine yakınlaşıyor. Ellerimle itiyorum. Verirken tekrar omurgam içeriye doğru. Kamburum çıktı. Al nefes. Ve var. Son kez alalım. İyice itelim. Burada biraz kalalım. Çeneyi de yukarıya doğru itmeye devam. Boğaz bölgesi de gelsin. Ve yavaşça bırak. Harika. Son bir omuz sırt egzersizi. Ellerim göğsümün önünde birleşti. Nefes alırken ileriye ve yanlara doğru açıyorum. Verirken tekrar önde birleştirip göğsüme yaklaştırıyorum. Alırken nefesi, elleri, kollarım yere paralel ve açıldığında da aynı şekilde şöyle gitmesin, hep yere paralel. Verirken tekrar önde topluyorum, göğsüme yaklaştırıyorum. Al nefes. İyice açıl, kürek kemikleri birbirine yaklaşsın. Verirken uzaklaşsın ve eller önde birleşsin. Al nefes. Melek kanatları bunlar. Hisset kanatlarını. Son kez kanatlan, açıl. Ve son kez kapan. Namaste. Şimdi asanalara geçmeden önce biraz yine iç bacak kalça açıcı bir egzersiz olarak kelebek yapacağız. Şimdi ayak tabanlarımı birleştirdim. Ellerimle ayaklarımı kavradım. Ayaklarım olabildiğince kalça kemiklerime yakın. Göğsümü iyice itiyorum kollarımın arasına. Omurgamı dik tutmaya çalışıyorum ve bacaklarımı kenara sallıyorum. Salla bacaklarını. Gözlerimi de kapatabilirsin. Benim ellerim kayıyor. Biraz terlediler. Salla.
bacakları sımsın. Ve yavaşça bitir. Nefes al, iyice doğru ol. Verirken öne doğru katlan ve kapan. Burada dilersen dirseklerinle iç bacaklarına bastırabilirsin. İstersen de bu şekilde dirseklerini bırakıp sadece öne doğru kapanabilirsin. Yeter ki omuzlarını sıkma, rahat olsunlar. Zaten öne kapanmam yeterli aslında iç bacakların açılması için. İlla dirseklerine bastırmana lüzum yok. Sadece nefesine odaklan ve düşür iyice gövdeyi. Bırak yer çekimine, yavaş yavaş açılsın beden. Nefes alıp ileriye doğru bak ve yavaşça doğru. Şimdi sol bacağı uzattın. Sağ bacağı şöyle sağ ayağımı dirseğimin içine aldım. Sol dirseğimi de sağ dizimi kaplayacak şekilde geçirdim. Ellerimi de kenetledim. Eğer bunu yapamıyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Ve yavaş yavaş sallıyorum bacağımı. Bebek sallar gibi. Öne sallanıyorum. Geriye sallanıyorum. Öne. Geriye. Ve yavaşça bitirdim. İki elimle ayağımı tutup göğsümün tam ortasına doğru yaklaştırmaya çalışıyorum. Nefes alıp vermeye devam ediyorum. Ve ayağımın şöyle topuğum tam ortaya noktaya gelecek şekilde yerleştirdim merkeze doğru. Sol bacağımı da sola açtım ve gövdemi sola çeviriyorum. Burada öne inme yapacağız tek taraf için. Nefes alıp iyice kollarımı yukarıya uzattım. Omurların arası açıldı. Verirken yavaş yavaş uzanıyorum sola doğru. Uzandım. İster ayak bileğinden, ister parmaklardan, nereden tutunabiliyorsanız oradan tutunup, gerekirse dizde problem varsa ya da belde problem varsa daha doğrusu dizi kırabilirsiniz. Belde bir problem yoksa uzanmaya çalışın. Uzanıp kalalım böyle. Nefes almaya devam edelim. Omuzları sıkmadan. Eğer dizde problem varsa sağ bacağım için bir şey yapmam gerekir. Buraya bir destek konabilir ya da daha az diz zorlanabilir bu şekilde. Nefes alıp vermeye devam ediyorum. Ve şimdi sol elimin parmaklarını ayak baş parmağıma geçirdim. Dirseğimi büktüm burada. Nefes alıp sağ kolumu kaldırıyorum yukarıya. Verirken sola doğru uzanıyorum. Kolla kulak hemen hemen aynı mesafede. Ona gayret ediyorum çünkü göğsümü açmak istiyorum. İyice uzanıyorum sanki bir şey beni çekiyormuş gibi sol tarafa doğru. Sol tarafım sıkışıyor, sağ tarafım uzuyor. Nefesle beraber milim milim açılıyor vücut. Nefes alıp tekrar sağ kolumu kaldırdım. Verirken yavaşça pozdan çıkıyorum. Bu sefer sağ bacağımı uzattım. Ve sol bacağımı
bacağımı katladım. Sağıma doğru döndüm yönümü. Nefes alıp bütün kollarımı kaldırdım yukarıya doğru iyice. Omurların arası açıldı. Verirken bu mesafeden faydalanıp yavaş yavaş katlanıyorum sağa doğru ve kalıyorum. Omuzlarımı sıkmıyorum. Sadece esnemeye odaklanıyorum ve nefesime, karın bölgesine nefes alıp ver. Şimdi tekrar ayak baş parmağımı parmaklarımı kenetledim, dirseğimi kırdım, nefes alıp gövdemi çevirdim, iyice açtım. Verirken sol kolumla uzanıyorum sağıma doğru. Böyle tutunmanız şart değil eğer gövde dönüyorsa. Gövde açık olsun. Ve nefes alıp vermeye devam edelim. Önemli olan burada sol taraftaki uzamayı hissetmek, sağ taraftaki sıkışmayı. Yeterince bekledikten sonra nefes alıp sol kolumu tekrar kaldırdım. Verirken çıktım pozdan. Şimdi asıl temel poz olan Paschimottanasana yapacağız. Yani oturarak öne eğilme. Şöyle etleri kenara aldım. Tam olarak oturma kemiklerinin üzerinde oturuyorum. Dizlerimi kırmıyorum. Eğer belimde bir problem varsa dizlerimi kırabilirim. Ya da uzanamıyorsam dizlerimi kırabilirim. Ama her halükarda topuklarımı itmeye devam ediyorum ve parmaklarımı kendime çekiyorum. Bu önemli. Çünkü bedenin tamamen arkası uzaması, arkasının uzaması bu pozda hedefleniyor. Nefes alırken yine iyice göğsümü açtım, uzattım omurgayı. Verirken yavaş yavaş uzana uzana öne doğru kapandım ve burada bekliyorum. Bu şekilde uzanabilirsiniz ya da parmakları geçirebilirsiniz ellerinizi. Eğer uzanamıyorsanız bu şekilde kalabilirsiniz. Dizleri kırıp topukları itmeye devam edebilirsiniz. Hangisi sizin için uygunsa onu uygulayın ve orada kalın. Önemli olan burada omuzları rahat bırakmak ve sadece nefese odaklanmak. Bu pozun odak noktası karın boşluğu. Oraya odaklanalım. Nefesimizle iyice dolduralım karın bölgesini. Her nefes alışta omurga biraz uzasın. Her verişte birazcık daha düşürelim gövdeyi. Hissedeceksiniz zaten yavaş yavaş açıldıkça beden yer çekimine teslim olacak gövde. Kendi başınızı kendi önünüzde eğdiğiniz, teslimiyeti simgeleyen oturarak öne eğilme en temel asanalardan biridir. Yeterince pozun içerisinde kaldıktan sonra önce ileriye uzanarak ellerimle sonra kulaklarımın yanına getiriyorum kollarımı ve çıkıyorum pozdan. Ellerimi, bunun ters stretchini yapacağız. Ellerimi geriye koydum. Parmaklarım dışarıya gösteriyor. Ayaklarımı çektim şöyle dizlerim tam kalça genişliğinde açık. Nefes alıp kalçayı ve göğsü itiyorum yukarıya. Başımı da geriye düşürdüm. Ve yavaşça burada nefes alıp vermeye devam ediyorum. İyice itiyorum kalçayı yukarıya.
yavaşça bıraktım. Şöyle yüzüstü uzanıyorum. Bu pozun adı Makarasana, timsah pozu. Ellerimle kendime yastık yapıyorum. Ayak baş parmaklarımı birleştirdim. Ve yüzümü bir tarafa dayadım. Uzandım. İyice göğsümü yere bastırıyorum. Omuzlarım iyice rahat. Nefesimle bel bölgesini şişirerek orada muhtemel kalmış olan tansiyonu rahatlatıyorum bir önceki pozdan. Nefes şifadır. Onun güçlü etkisini özellikle böyle durumlarda hissediyoruz. Yüzüstü uzandım çünkü ön eğme yaptıktan sonra geriye bükülme yapmak gerekiyor mutlaka. Yogada temel hedef omurga sağlığı üzerinde çalışmaktır. Sağlıklı omurga sağlıklı bir zihin getiriyor çünkü. Şimdi dirseklerimi tam olarak omuzlarımın altına koydum. Ayaklarımı point yaptım, bacaklarım birleşti. Burada böylece durmuyorum elbette. Nefes alıp iyice itiyorum göğsü ileriye doğru. Omuzlarımı çektim geriye ve başımı yukarıya doğru itiyorum. Çenemi yukarıya doğru uzanmaya çalışıyorum. Neredeyse dirseklerimde hiçbir tansiyon yok, ağırlık yok. Çünkü sırtımı kullanıyorum. Buradaki hedefim zaten hafifçe geriye doğru bükülmek, sırtımı kullanarak. Nefes alıp ver. Sphinx pozu. Mat üzerinde yapılan geriye bükülmelerde sinir organları masaj görür nefesin etkisiyle. Hisset bunu. İyice kürek kemiklerini yaklaştır. Nefes al. Verirken yavaşça düşür alnını. Bir diğerine geçelim dinlenmeden. Ellerime yılan pozu yapacağız. Ellerimi kalçamın arkasında kenetledim. Nefes alıp kalkıyorum. Ellerimle kendimi geriye doğru çekiyorum. Omuzlarım ve göğsüm. Omuzlarım geriye doğru çekildi. Göğsüm ileriye doğru bakıyor. İyice yükselmeye çalışıyorum. Nefes al, yüksel. Güçlü bir sırt. Duruş bozukluğu olan insanlar için oldukça faydalı geriye bükülmeler. Çünkü omuzlarımız genel olarak öne düşmeye eğilimli. Ve yavaşça bıraktım. Tekrar Makarasana'da dinleniyorum. Bu sefer başımı diğer yana çevirdim. Gövdemi iyice bastırdım, düşürdüm. Omuzlarımı rahat bırakıyorum. Gevşeme pozlarının temel hedefi bir önceki pozdan kalan kalıntılardan kurtulmak, kasları rahatlatmak vücudu ve aynı zamanda pozların enerjisel etkisinden faydalanmak, bedene yayılmasına yardımcı olmaktır. Yavaşça tekrar alnını yere koydum. Dhanurasana yapacağız, yay. Bu da çok temel pozlardan biridir. Dizlerimi kırdım. Her iki ayak bileğinize de uzanabiliyorsunuzdur umarım. Uzanamıyorsanız tek tek de yapabilirsiniz. Bir taraf, sonra diğer taraf. Bu şekilde ayak bileklerimden tuttum. Nefes alırken ayaklarımı ellerimin içine itiyorum. Ve gövdem yerden kalkıyor. Başım yukarıya bakıyor. İyice itmeye devam ediyorum ayaklarımı. İtiyorum. Burada bacaklar çok ayrılmasın iki yana.
Derli toplu olsun. Kalça genişliğinde. İnce göğsüm açılıyor. Burada da yine sinir boşaltma organları ve aynı zamanda genital organlar için güzel, faydalı bir şey yapmış oluyoruz. Sadece omurgamız için değil, sırtımız için değil. Yüksel iyice son kez. Ve nefes verirken yavaşça düşür gövdeyi. Ellerini yere basıp kalçayı kaldır. Birkaç dur. Kedi inek yapalım. Omurgamızı rahatlatalım. Sırtımızı ve belimizi. Dizler tam kalça altında olsun. Bilekler de omuzların altında. Buradan nefes, bu dört ayak. Dört ayaktan nefes alırken kuyruğu yukarıya gönderiyorum. Göğsümü itiyorum. Başımı kaldırıyorum. İneğe geldim. Verirken kuyruğu çekiyorum. Karnı çekiyorum. Başım içeride iyice yukarıya doğru esnedim. Ve kedi. Al nefes. Ve var. Nefes al. İyice it kuyruğu yukarıya. İyice kürek kemiklerini çek birbirine doğru. Verirken yukarıya doğru it kendini. Son kez. Var ve gel çocuk pozuna, dinlen. Dizler açık olabilir. Alın yerde, kollarımı ikilime uzattım. Topuklarımın üzerinde kalçam. Rahat nefes alıp veriyorum. İyice ağırlığımı yer çekimine bırakıyorum. Şimdi tekrar dört ayaktayım. Bu sefer parmaklarımı taktım. Ters V'ye geldim. Sırtımı yere bastırıyorum. Sağ dizimi kırdım. Sırtımın sağını. Sol dizimi kırdım. Solunu. Yavaş yavaş sırtımı iyice açıyorum. Bastır. Ve kal biraz. Topukları yere bastırmaya çalış. Başın sanki yere değecek kadar. İyice sırtını aç. Nefes al. Sağ bacağı yukarıya gönder. Verirken dizi kır. Ve bacaklarını ellerinin arasına getir. Sol bacağını uzat. Ve kalça sağ ya da sola dönmesin. Kalça kemikleri karşıyı göstersin. Burada şuradaki mesafe de açık olabilir. Sorun değil. Eğer dizde problem varsa çok zorlamamak gerekir. Eller tam omuzların altında. Burada göğsümü itiyorum. Omuzlarımı yuvarlayıp geriye doğru çekiyorum. Ve kalıyorum pozda. Nefes alıp veriyorum. Sırt güçlü. Bir büyük nefes. Verirken yavaşça gövdemi düşürüyorum. Alnım yerde. Ellerini istersen uzatabilirsin. İstersen yastık yapabilirsin. Alnının altında. Yeter ki omuzlarını rahat bırak. Yine burada kalça sağa ya da sola dönmesin. Kalça kemikleri karşıya baksın. Paralel olsun yere. Ve sol ayağımın yüzünü iyice yere bastırıyorum ki açılmaya birazcık daha katkıda bulunuyorum. Nefes alıp vermeye devam.
yavaşça alnımı yerden kaldırdım. Nefesimle tekrar yükseldim. Eller yine omuzların altında. Yine göğsü itiyorum ileriye doğru. Taktım sol ayağımı. Nefes alıp tekrar ters boya geldim. Bu sefer kalçamı sağ sola sağlarken yanlarımın açılmasına katkıda bulunuyorum. Umarım sizin matınız da benimki gibi kaymıyordur. Tekrar topukları yere doğru bastırıyorum. Nefesle bu sefer sol bacağı kaldırdım. Verirken dizi büküp ellerin arasına getirdim bacağımı. Sağ bacağımı uzattım. İki kalça kemiğimin de karşıya bakmasına özen gösteriyorum. Eller omuzların altında. Omuzları yuvarladım geriye. Göğüs itiyorum. Yavaşça gövdeyi düşürdüm. Alnımı yere koydum. Sağ ayağımın yüzüğüne aktif. Sol kalçam açılıyor. Tekrar kaldırdım gövdemi. Ellerim omuzlarımın altında. Yukarıya doğru bakıyorum. Yavaşça kalçamı düşürdüm. Biraz çocuk pozisyonunda dinleniyorum. Yine topuklarımın üzerine oturdum. Alnımı yere düşürdüm. Kollarım yanlarda, uç içlerim ayaklarımın yanında yukarıya bakıyor. İyice üst kollarımı, omuzlarımı tamamen ağırlaştırıyorum, bırakıyorum. Şimdi yavaşça omurlardan tek tek kalkıyorum, en son başım kalkıyor. Bir burgu ve bir denge hareketi pozu yaparak bitireceğiz bugünkü pratiğimizi. Dediğim gibi temel seviye bir pratik. Dizlerimi kırdım, bacaklarım önde. Sağ kolumla şöyle, gördüğünüz gibi üst kolumla göğsümü açacak şekilde destekliyorum kendimi arkadan. Nefes alıp sol kolumu yukarıya gönderdim. Omurların arası açıldı. Verirken sol kolumu şöyle sağ bacağıma taktım. Ve gövdemi sağa doğru itiyorum. Bakışlarım omuzlarımın ilerisinden öteye doğru. İyice sağ omzumu geriye çekiyorum. Sol koluma kendimi itiyorum. Çamaşır sıkar gibi iki farklı kuvvet uyguluyorum. Bu arada karın bağrımda bir sıkışma oluyor. Böbreklerim masaj alıyor burguyla. Nefes alarak sol kolu kaldırdım. Verirken şöyle sola yerleştirdim. Yine
Sol üst kolumla gövdemi dikleştiriyorum. Nefes alıp bu sefer sağ kolu kaldırdım. Verirken soluma doğru döndüm. İtiyorum kendimi sola doğru. Omurga için çok faydalıdır burgu. Omurganın yapabileceği 3 hareketten biri. Biri öne eğilme, biri geriye bükülme, biri de burgu. Omurga esnekliği için olmazsa olmaz. Tekrar nefes alıp geriye döndüm. Bot pozu yapacağız ve bununla bitiriyor olacağız denge pozu olarak. Parmak uçlarım ile yere dokunuyorum, destek alıyorum ve alt bacaklarımı kaldırdım yere paralel. Hafifçe geriye doğru düştü gövde. Burada karnım sağlam, beni tutuyor ve ellerimi kaldırdım. Bir noktaya odaklanıyorum. Karnım güçlü. Eğer rahatsanız burada topukları da itebilirsiniz. Yeter ki dengede olmaya özen gösterin. Denge pozları odaklanmak için de çok önemli rol oynar. Yavaşça bırakıyoruz. Ve gevşeme pozuyla bitiriyoruz. Şavasana. Şimdi ben ışığı kapatacağım. Ve denge bu gevşeme pozunda kalacağım. Ve bu esnada sizin de bacaklarınızı açıp yere uzanmanızı rica ediyorum. Gevşeme pozu, şavasana, ölü pozu. Burada kollarım iki yana açık. Avuç içlerim yukarıya bakıyor. Şu an hafifçe topladım kürek kemiklerimi. Bacaklarım iki yana düştü. Ayaklarım ağırlaştı. Ve yavaş yavaş nefesimi dinginleştiriyorum. Olabildiğince sakinliyor nefesim. Görünmeyecek kadar bir ölüyü taklit eder gibi böylece uzanıyorum. Yer asamaları nasıl tuttuysanız aynı şekilde şavasanayı da tutmanızı size önemli rica ediyorum çünkü aslında yolun en önemli kısmı bu. Bu noktada ben size biraz yönergelerimle yönlendirme yapacağım. Bu esnada sadece kulağınız bende olsun. Yönergelerimi takip edin. Ve zihnen uygulayın. Ayaklarım rahatlıyor. Ayaklarım rahatlıyor. Ayaklarım tamamen rahat. Bacaklarım rahatlıyor. Bacaklarım rahatlıyor. Bacaklarım tamamen rahat. Karnım, göğsüm, sırtım, belim rahatlıyor. Karnım, göğsüm, sırtım, belim rahatlıyor. Karnım, göğsüm, sırtım ve belim tamamen rahat. Kollarım rahatlıyor. Kollarım rahatlıyor. Kollarım tamamen rahat. Boynum, boğazım, yüzüm rahatlıyor. Boynum, boğazım, yüzüm rahatlıyor. Boynum, boğazım ve yüzüm, tüm yüz kaslarım tamamen rahat. İç organlarım rahatlıyor. İç organlarım rahatlıyor. İç organlarım,
kalbim, beynim tamamen rahat. Bedenim rahatladıkça zihnim de rahatlıyor. Buraya ait olmayan düşüncelerden arınıyor. Düşünceler, sorumluluklar, ünvanlar azalıyor. Geçmiş pişmanlıklarıyla, gelecek endişeleriyle yok. Çünkü ben tam olarak yaratabildiğim, farkında olduğum tek an şimdideyim. Bu güzel yer ve bu güzel zamandayım. Bedenim ve zihnim aynı anda, aynı yerde. Bu haldeyken ben özümün, gerçek benliğimin keyfini çıkarıyorum. Doğası, mutluluk olan, tam olan. Mutlu olmak için hiçbir şeye ihtiyaç duymayan benim keyfimi çıkarıyor. Ben rahatım. Ben rahatım. Ben rahatım. Şimdi yavaş yavaş el ve parmaklarını oynatalım. Eklerimizi çevirelim. Kan alışımız tekrar yavaşça hızlansın. Bacaklar birleşsin. Kollar başın tepesine uzansın. İyice esneyelim. Uzatalım vücudu. Dizleri çekelim. Göğüse doğru. Kollarla sarılalım. Sağ solu sallanalım. Sırt, bel. Rahatlasın. Omurganın etrafındaki kaslar. Ve sağa doğru düşüp cenin pozisyonunda biraz kalalım. Sağ kolda kendimize yastık yaparak. Ve yavaşça ellerimle yardımıyla kalkıyoruz. Bağdaş kuralım, tekrar oturalım. Ve seansımızı 3-10, 3 şanti diyerek kapatalım. 10, universal yani evrensel mantradır. Mantra, Çin'e mistik enerji yerleştirilmiş söz demek, Sanskrit dilinde. Big Bang'in sesi olduğuna inanılır. Enerjisi, titreşimi, frekansı çok yüksek, çok yüce bir mantradır Om. Sadece sesi ve titreşimi bile sizi o frekansa götürür. Shanti de huzur demek. Birincisi kendimiz, ikincisi çevremizdekiler, üçüncüsü tüm yaratılanlar için. Huzur dileyeceğiz hep beraber. Eller dizlerin üzerine, gözler kapalı. Kendi sesinizi duyun. Om'un titreşimini hissedin bedeninizde. Om demekten
Çekinmeyin, nefes alalım. Şanti, şanti, şanti. Namaste. Teşekkür ederim bugün benimle bu pratiğe katıldığınız için. Burada tek başıma hissetmiyorum kendimi kesinlikle. Sana ulaştığımı hissediyorum. Umarım yogaya devam edersin. Bugün yaptığımız pratik sadece yoganın çok çok ufak bir kısmı. Bunun yanında başka egzersizler de yapmak ve seninle paylaşmak istiyorum. Lütfen beni takipte kal. Yolculuğumda, yoga yolculuğumda seninle bu yola devam etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Huzur seninle olsun. Tekrar namaste.